Bu videoda seçim araçlarına giriş yapacağız. Şu an ikinci sıradaki araç penceresinde, araç panelinde ikinci araç olan Rectangular ve Elliptical, yani dikdörtgen ve oval seçim araçlarından bahsetmek istiyorum. Bu seçim araçlarının kısa yolu M tuşu. Klavyeden M tuşuna basarak ne yapabilirsiniz? Bu araçları alabilirsiniz. Örneğin şu anda hareket aracını seçtim. Bunun kısa yolu da hatırlarsınız V idi. M'ye basarak arkadaşlar bakın ne yaptım. Rectangular mergü ya da dikdörtgen seçim aracını aktif etmiş oldum, seçmiş oldum. Şimdi seçim bizim için önemli. Photoshop'ta yaptığımız işlemleri aslında biz belli bir alana uygulamak istiyorsak o alanı ne yapmamız gerekiyor? Seçmemiz gerekiyor. Photoshop'un bize sunduğu çeşitli seçim araçları var. Bunlardan bir tanesi daha standart seçim yapmak için kullandığımız dikdörtgen ve oval seçim aracı arkadaşlar. Dediğimiz gibi kısa yolu bunların ve. Şimdi seçim aracını seçtikten sonra bakın üst tarafta toolbar'da yine bu araçla ilgili özelliklerle ne yaptım? Aktif hale geldi. Bu ayarları değiştirerek ne yapabiliyorum? Seçimimi özelleştirebiliyorum. Bunun öncesinde hemen ekrana bir seçim yapmak istiyorum. Fakat layer panelinde şu an background aktif durumda. Öncelikli olarak bunun üstüne yeni bir layer ekliyorum. Bakın yeni bir katman ekledim. Layer 1 diye buraya geldim. Ve layer 1'deyken bir seçim işlemi yapacağım. Şöyle farenin sol tuşuyla tıklayarak çekiyorum. Gördüğünüz gibi esnek bir seçim bana sunuyor. İstediğim şekilde kare ya da dikdörtgen oluşturabilirim. Şöyle bıraktığımda seçimim ne yaptı? Gerçekleşmiş oldu. Seçim işlemini bitirdikten sonra yine sol tuşla, farenizin sol tuşuyla seçiminizi ne yapabilirsiniz? Ekranda istediğiniz yere konumlandırabilirsiniz arkadaşlar. Hatta şöyle bir şey yapalım. Şu seçim ilk seçimimiz olsun bizim. Bunu şöyle üst kısma bıraktım. Hemen bir tane bu seçimin içine bir renk ekleyelim. Böyle başlamış olalım. Bunun için Image menüsünden, pardon, Edit menüsünden arkadaşlar Fill komutunu veriyorum. Ve bunun içine şöyle kırmızı bir renk ne yaptım? Eklemiş oldum. İlk seçimimin içini doldurmuş oldum arkadaşlar. Seçim işlemini yaptıktan sonra biliyorsunuz seçimin etrafında şöyle tırtıklı bir çerçeve oluşuyor. Bundan kurtulmak için ne yapıyorduk? Sağ tuş Deselect komutunu verebiliyorduk. Ya da Ctrl-D ile buradan kurtulabiliyorduk. Ctrl-D'ye tıkladım ve bundan kurtuldum arkadaşlar. Bu seçimimi hareket ettirebilmem için ise yine hareket, pardon, bu yeni eklediğim seçimime renk eklediğim bu objeyi hareket ettirebilmek için ise eski dersten de hatırlayacağınız üzere Move Tool almam gerekiyor. Bunun kısa yolu V idi. V ile alıp istediğim yere konumlandırabiliyorum. Şimdilik bu burada dursun. Yeni bir katman oluşturuyorum arkadaşlar. Layer 1 benim dikdörtgen seçim aracıyla yaptığım objenin olduğu bir katman oldu. Üstüne yeni bir katman ekliyorum. Layer 2 diye ve M tuşuna basarak arkadaşlar tekrar seçim dikdörtgen seçim aracını aktif hale getirdim. Şimdi bunu aktif hale getirdikten sonra biraz da toolbar'daki menülerden bahsedelim arkadaşlar. Şimdi şöyle ilk sırada gördüğünüz gibi New Selection diye bir tane buton var. Bu yeni bir seçim demek. Yeni seçim butonu aktif. Bu bizim ilk Layer 1'deki yaptığımız uygulama. Hemen yan tarafında ise arkadaşlar Add to Selection diye bir buton var. Bu şu anlama geliyor. İki seçimi birleştirmek için, yani birleşim kümesini almak için kullandığımız seçim olacak. Şu anda normal şartlarda bakın şu gördüğünüz yeni Selection, yeni seçim butonu aktifken şöyle bir tane kare çiziyorum arkadaşlar. Bunu çizdikten sonra yan taraftaki Add to Selection, yani yeni seçime ekle butonuna tıklıyorum. Ve buraya arkadaşlar şöyle üstüne başka bir kare çiziyorum. Bakın iki seçimi ne yaptı? Birleştirdi ve bunların birleşim kümesini aldı arkadaşlar. Dolayısıyla bu ikinci buton ne işleme yarayacak bizim? Mevcut seçime eklediğimiz seçimi birleştirerek onların ikisinin birleşim kümesini alacaktır arkadaşlar. Hemen yan tarafında ise bakın burada Subtract from Selection diyor. Yani mevcut seçimden sonra bunu şöyle yapmak daha göstermek daha uygun olacaktır. Bunu aktif hale getirdim. Ve şöyle çizim yapıyorum. Yine bir seçim yapıyorum. Bakın ne yaptım? Mevcut seçimle benim sonradan eklediğim seçimi
ne yaptı? Mevcut seçimden çıkararak yeni bir seçim oluşturdu arkadaşlar. Yani çıkarma işlemi yapıyor bu da. Hemen en sağdaki seçim seçeneği ise arkadaşlar, bu da bunların intersect yani birleşim kümesini alıyor. Şöyle yapalım. Yeni bir pardon. Şunu yaptıktan sonra şu dördüncü butona tıkladım. Ve şöyle bir çizim yapıyorum. Bakın ne yaptı? En son iki seçimin kesişim kümesini aldı. Şimdi baştaki yeni bir seçim ekliyor. Tekrar söylemek gerekirse yanındaki iki seçimi ya da birden fazla seçimi birleştirerek birleşim kümesini alıyor. Üçüncü sıradaki seçim aracı arkadaşlar ne yapıyordu? Sonradan seçtiğimiz kısmı mevcut seçimden çıkarıyor. Ve son seçenek ise arkadaşlar seçimlerin birleşim kümesini alıyor arkadaşlar. Şimdi bunları bir de şöyle yapabiliyorsunuz. Normal bir seçim yapayım tekrar ben. Şu anda şuradaki baştaki seçim geldi. Baştakine tıklayalım ya da New Selection aktif olsun. Alt tuşuna bastığımda bakın ne oluyor arkadaşlar. Subtract yani çıkarma işlemi aktif hale geliyor. Şu an bakın alt tuşuna basıyorum klavyeden ve bir seçim yapıyorum. Mevcut seçimi çıkardı. Şimdi hemen yanındaki ikinci seçeneğe tıkladım. Yine alt tuşuna basıyorum. Bakın bu bizim çıkarma işlemini yapıyor. Bunu aklımızda bir yerde dursun. İlerleyen zamanlarda ihtiyacımız olacak buna çünkü arkadaşlar. Özetle seçim tool aktifken, herhangi bir seçim varken alt tuşuna bastığınızda arkadaşlar ne yapıyor? O seçimi çıkartıyor. Bunu da bir yerde dursun. İleride lazım olur. Şimdi ikinci bir seçenek ise feather arkadaşlar. Feather biraz yumuşatma, aslında tüy anlamına geliyor ama yumuşatma amacıyla biz bunu kullanıyoruz. Şimdi bunu şöyle yapalım. Bir örnek üzerinden gidelim. Layer 2'deyim ve bir seçim yapıyorum arkadaşlar. Şu baştaki aktif olsun. Bakın şöyle bir seçim yaptım. Bu normal şartlarda bakın kenarları ne oldu? Düz bir seçim oldu arkadaşlar. Bu seçimin kenarlarını biraz yumuşatmak istiyorsanız, daha bir esnek, yumuşak bir geçiş yapmasını istiyorsanız feather değerini değiştirmeniz gerekiyor. Buraya mesela 10 diyelim arkadaşlar. Ve yeniden bir seçim yapıyorum. Şöyle bakın seçimin kenarlarını ne yaptı? Biraz yumuşatmış oldu arkadaşlar. Bunu daha iyi görmek için hemen edit menüsünden fill komutunu vererek bunun içerisini dolduruyorum. Bakın kırmızıyı doldururken ne yaptı? 5 piksellik bir yumuşatma esnekliği bana sundu. Ve ne yaptı? Seçimimi biraz daha esnek geçişli hale getirmiş oldu. Feather değeri bunu daha sonra maskeleme işlemlerinde de kullanacağız. Dikkatle kullanılması gerekiyor. Özellikle bu seçim aracında burada standart olarak kalmaması için tekrar bunu sıfır olarak bırakıyorum ki bundan sonraki seçimlerim bozulmasın. Ctrl D'ye basarak bundan da çıkıyorum arkadaşlar ve bunu da şöyle aşağıya doğru yerleştiriyorum, konumlandırıyorum. Tekrar seçim aracını alıyorum arkadaşlar. Yine Rectangular yani dikdörtgen seçim aracı aktif hale geldi. Diğer bir özellik ise şurada Style seçeneği. Bakın burada farklı şekillerde seçiminizi özelleştirebiliyorsunuz. Normal olan şu an varsayılan kullandığımız seçim, daha esnek bir seçme işlemi sunuyor bize. Fixed Ratio yani sabit oran seçeneğini kullanırsanız eğer size daha önceden belirlenmiş bir oran girmenizi istiyor buradan. Ve bu oran doğrultusunda seçim yaptırıyor. Bakın 1'e 2 seçtik. Bakın şöyle tıkladım. Sol tuş çekiyorum. Her çektiğimde eni 1 olarak belirlendiği için en 1 artarken boy ne oluyor arkadaşlar? 2 artacak şekilde seçimimi artırabiliyorum. Ya da bunu mesela 5'e 2 yapalım. Tekrar seçim yapıyorum. Bakın bu sefer en 5 artarken boy ne oluyor arkadaşlar? 2 artacak şekilde bir seçim yapıyorum. Diğer bir seçenek ise fixed size'di arkadaşlar. Bu da sabit bir boyutta seçim yapmanızı sağlayacaktır. Bunu seçtiğinizde ise mesela şu anda 64 piksele 64 piksel olarak geldi bende. Bunu artırabilirsiniz. İşte 100 yapalım. 100 piksele 100 piksel. Bu arada diğer ölçüm birimlerini de burada kullanabilirsiniz. Milimetre, santimetre gibi. Bakın gördüğünüz gibi her tıkladığımda 100 piksellik bir seçimi otomatik ne yapmış oldu? Oluşturmuş oldu arkadaşlar. Bu da yine belki ilerleyen zamanlarda özellikle fix ratio'yu kullanabilirsiniz. Yine fix size'ı da kullanabilirsiniz. Ben tekrar normale geliyorum. Bir seçimi tekrar yapalım.
Bunu yaparken normal modda arkadaşlar, normal stilde seçim yaparken Shift'e basarsanız bu sefer arkadaşlar kare bir şekilde, yani birebir oranda seçim yapmanızı sağlıyor. Şu anda ben Shift'e basıyorum ve bakın en ve boyu ne yapıyor seçimin? Aynı şekilde artarak seçim yapmış oluyorum. Normal bıraktığımda bakın daha esnek seçim yapabiliyorum. Aynı zamanda arkadaşlar isterseniz altla birlikte Shift'e basarsanız bu sefer ortadan, bakın seçimin tam ortasından sabit oranda ne yapabiliyor arkadaşlar? Seçiminizi yapabiliyorsunuz ve bu oranda seçim artıp ya da büyüyüp küçülebiliyor arkadaşlar. Özetle rectangular, yani dikdörtgen seçim aracını kullandığınızda arkadaşlar yukarıda seçim seçenekleri, işte iki seçimin birleşimi, kesişimi ya da normal seçimi bundan çıkarma modu, feather değeri arkadaşlar seçimi yumuşatma, seçimin kenarlarını yumuşatma oranınız ve stiller aktif hale geliyor. Şurada select and mask diye bir seçeneğimiz var ama bundan daha sonra bahsedeceğiz. Şimdilik kafanızı karıştırmamak için buraya girmeyeceğim arkadaşlar. Diğer bir seçim aracı ise yine aynı kategorideki oval seçim aracı arkadaşlar. Bunun da kısa yolu M. Bakın şu an ovalı seçtim. Ovalı seçtikten sonra ne yapabiliyorum? Oval bir şekilde seçim yapabiliyorum. Yine oval seçim yaparken Shift'e basarsanız arkadaşlar orantılı bir şekilde seçim yapmış olacaksınız. Altla birlikte Shift'e basarsanız bu sefer merkezden arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Orantılı bir şekilde seçiminizi büyütüp küçültebiliyorsunuz. Aynı şeyler Rectangle Merge Tool'daki aynı kurallar Elliptical Merge Tool için de geçerli arkadaşlar. Hangi seçeneği en son bıraktıysanız klavyeden kısa yol tuşuyla tool'u aracı aktif hale getirmek istediğinizde o eliptik ya da rectangle, yani dikdörtgen ya da oval seçenek aktif hale gelecektir. Mesela ben başka bir araçtayım. M'ye bastığımda bakın oval seçim yapabiliyorum. Dikdörtgene geçiş yapmak için yine normal seçim üzerine basılı tutup sol tuşla diğer seçim aracını seçmeniz gerekiyor arkadaşlar.